biraz daha gel. Yürütünler ya. Olsana bir kafan gibi ya. Kurban. Anladın mı? Yürüt mü? Yürü. Hastane çalışanların, sağlık personellerine teşekkür ederim. İlgileri güzeldi, davranışları güzeldi. Çocuğum bir haftadır buradayım, çocuğum tedavi gördü. O tedaviden dolayı mutluyuz. Güzel bir başarıydı. Sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Herkes hakkını helal etsin. Bugün 23 Nisan, Cumhuriyet Bayramımız. Kutlu olsun bütün çocukların. Çok büyük bir duygu. Yani o mutluluğu şu an anlatamıyorum. Gerçekten de dışarıyı özlüyorsun içeride. Tabii bu insanların evde kalması gerçekten iyi bir şey. Yani anlatılmaz yani. Ancak yaşayacaktım bu duyguları. Çok güzel onların hakkı ödenmez. Gerçekten de ödenmez. Hemşireler olsun, hocalarımız olsun, diğer çalışanlarımız olsun. Sağlık personeli diyecek hiçbir şey yok. Hakları ödenmez. Allah işlerini rast getirsin. Diyecek başka bir şey yok yani. Doktor Mehmet Akif Büyükavcı, çocuk sağlığı ve hastalıkları geçmişsel pediatri yan dal uzmanıyım. Her gün birimiz bu servislerde bu acil koronavirüsle alakalı polikliniklerde nöbetleşe olarak bu işi devraldık normal mesaimiz dışında. Bugün 4. ve 5. hastalarımızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar 3 tane taburcu etmiştik. Bunlarla birlikte 5 tane hastamızı çok şükür hepsinde şifa ile taburcu ettiğimiz için, özellikle böyle güzel bir günde onlara ekstra bir hediye vermiş olarak taburcu ettiğimiz için biz de çok mutluyuz. Biz zaten çocuk doktoruyuz. Başından beri çocuk hekimiz. Çocuklarla ilgilenmenin her zaman için ayrı bir yanı var bizim açımızdan. Onların hasta olması bizim açımızda daha üzücü. Ama çok şükür biz bu süreçte hepsini şifa ile taburcu ediyoruz. Türkiye genelinde de, dünya genelinde de çocukların daha az etkilendiğini görüyoruz bu durumda. Bu durumda bizi ekstra memnun ediyor. Erken müdahale durumu tabii ki biraz daha erişkinlerde çünkü onlarda kullanılan ilaçların birçoğunu aslında biz çocuklarda çok kullanmıyoruz. O erişkinde kullandığımız ilaçların bazı yan etkileri var. Hepsi çocuklarda kullanılamayabiliyor. Ama tabii ki erkenden fark ettiğimiz zaman özellikle bugün taburcu ettiğimiz Down sendromlu arkadaşımızın ciddi bir zatürresi vardı. Yani çocuklara bir şey olmuyor gibi bir yaklaşımda da bulunmamamız gerekiyor. 10 gün kadar yattı. Zor düzeldi ama çok şükür şimdi tamamıyla şifasını buldu. İkisi de bugün çok çok daha mutlu. Bayramı evlerinde geçirmek istiyorlar. O yüzden ikisi de çok daha mutlu oldu. 23 Nisan hediyesi olmuş oldu onlara. Bu sayede tüm çocukların da 23 Nisan bayramını kutluyorum. Çocuklarım da evde bensiz kutluyor şu anda. Gidince ben de onlara bakacağım. Çok daha mutluyuz. Teşekkürler o zaman.